Tembih. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz muhakemattan unsurul akideden nübüvvet bahsine geldik. Peygamberlik müessesesi. Bediüzzaman Hazretleri önce umumi manada nübüvvet müessesesini ispat edecek. Ne dedik biz? Bu konuyu Bediüzzaman hem Miraç Risalesi'nde hem de Haşir Risalesi'nin ikinci işaretinde uzun uzun o zattır, o zattır diye aslında orada yani nübüvvetin gerekçelerini anlatıyor. O zattır, o zattır. En iyisini bunu yerine getiren de kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şimdi yukarıda bir şey söyledik. Hatırlıyor musunuz? Ne dedik? Dedik ki kelime-i şehadetin ikinci kelamı birinciye şahittir ve meşhuttur. Yani birisi diğerine bürhan-ı inni, diğeri de bürhan-ı limmidir. E şimdi bürhan deyince kıyas akla gelir. Kıyas derince ne akla gelir? Kübra ve suğra. Öyle değil mi? Ne demek kübra ve suğra? Özellikle birinci şeyden, şekilden gidersek, suğra demek mesela alem değişkendir. Anlatabildim mi? Her değişken sonradan olmadır. Öyleyse alem de sonradan yaratılmadır. Şimdi burada nedir? Her değişken o kübradır. Öyle değil mi? Şimdi burada acaba bu nübüvvetle alakalı delilin yani bürhanın surası nedir? Kübrası nedir? Şimdi burada şu bürhanın surası nübüvvet-i mutlakadır. Yani ne demek? Bak şey yapacağız, külli bir kazıya koymayacağız oraya. Diyeceğiz ki şu kainatta görülen o ki, anlatabilirim, bir kısım emareler ve karineler Allah'ın peygamber gönderdiğine dair açık işaretlerdir. Bak bu suğra. Bu işaretlerin hepsi Hazreti Muhammed'de de vardır. Anladın değil mi? Ya anladınız mı bunu? Bu da kübra. İkinci kazıya. Öyleyse Hazreti Muhammed de haydi haydi peygamberdir. Önce şu burhanın surası nübüvvet-i mutlaka. Mutlak nübüvvetin emare ve karineleri. Kübrası ise nübüvvet-i Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. İşte başlıyoruz. Netice de nedir? Öyleyse Resulullah peygamberdir. İşaret. Saniyin hikmeti. Yani Cenab-ı Hak hiç lüzumsuz iş yapmamış. Ve efalindeki ademe abesiyet. Yani yaptığı fiillerde Allah hiç lüzumsuzluk yok. Ve kainattaki en hasis, basit ve en kalil şeyde, en az bir şeyde bile, mikropta bile nizamın müraatı yani düzene riayet ediliyor. Ve adem-i ihmali, mikroplar bile ihmal edilmiyor, bakılıyor. Bütün bunlar nedir? Hani karıncayı yasupsuz, öyle değil mi? Arıyı da bilmem nesiz bırakmayan Allah, beşeri de peygambersiz bırakmaz. Ve neyi beşerin? Şimdi bunlara bu kadar itina gösteren Allah, insanoğlunun mürşide olan ihtiyacı zarurisi. Bu da önemli. İnsanlar diğer hayvanlar gibi değil. Kuşlar, kurtlar bunlar yol gösterene fazla ihtiyaçları yok. Biliyorsun kuş doğar doğmaz yarım saat bir gün sonra uçabiliyor. Ama üstad bunu 23. sözde uzun uzun anlatıyor. İnsan ama öyle değil. Talim ile teallüme ihtiyacı var. Nevi beşerde vücudu nübüvvet, o zaman insanoğlunda peygamberliğin varlığı, bütün bunlar kat'an istilzam ederler. Bunu açıyor o zattır, o zattır da. Kesinlikle gerektirirler. Bir, Allah'ın hikmetsiz bir iş yapmaması. İki, yaptığı işlerde lüzumsuz bir şey bulunmaması. Üç, kainatta en basit ve en küçük şeylerde bile nizama riayet edilip ihmal edilmemesi. Dört, İnsanoğlunun mutlaka bir yol göstericiye ihtiyaç duyması kesinlikle şeydir bu, suğra. Oldu mu? Kesin delil. Eğer desen bu icmaldeki manayı anlamadım. Çünkü açacak bunları. Tafsil et, biraz ayrıntılı anlat. Derim, işte dinle. Görüyorsun ki o dördünü açıklayacak. Maddiye ve manevi olan nevi beşerdeki nizamatın,
İnsanoğlunda bir nizam var. Maddi nizam nedir? Bak senin gözün, kulağın, burnun, ağzın, benim de öyle. Hep yerinde, düzenli. Hem de hasiyeti aklın kuvvetiyle. Akıl özelliği var bir de. Değil mi insanda? Taht-ı tasarrufuna alınan, onun tasarrufu altına alınan çok envaın, çok neviler var. Nedir tasarrufuna tasarrufunuza alınan? Koyun. Öyle değil mi? Kuzu. Deve. Koskoca deve. Ahvaline verildiği intizamatın merkezi. Görüyor musun? Bütün bunların yani daki intizamların merkezi ve madeni hükmünde olan nübüvvet-i mutlakanın burhanı, mutlak peygamberliğin delili insanın hayvaniyetten üç noktada olan terakkisidir. Yani diğer hayvanlar gibi değil insan. Üç noktada diğer hayvanlardan çok ileri olduğu için peygamberlere ihtiyaçları var. Açıklayacak şimdi bunu. Hem maddi hem de manevi yapısı, öyle değil mi? İnsanda hem de insanın ona verilen mevcudattaki intizamlar insanoğlunun diğer hayvanlardan farklı olduğunu gösteriyor. Birincisi fikrin evveli, amelin ahiri. Amelin evveli, fikrin ahiri olan kaidesinin zınımdaki sırrı aciptir şöyle. Bu da çok enteresan bir fikrin evveli, amelin ahiridir. Şimdi sen diyorsun ki bunu bütün kaşifler böyle düşünüyor. Biliyorsun Google'ı ne zaman düşünmüşler biliyor musun? Asansörde. Çocuk bunu kafasına koymuş. Bak bu fikir başta. Anlatabildim mi? Anlatırken yanındaki asansördeki iş adamının dikkatini çekmiş. E demiş ne kadar para ihtiyacınız var? Şu kadar. Veriyorum demiş başlayın. Şimdi fikir evvel, önce fikir gelişti. Amel, iş, Google'ın bu hale gelişi sonra da. Buna örnek o. Bir de amelin evveli, fikrin ahiri. Bu da çok önemli. İşe tam başlarken projen mükemmeldir de başlıyorsun. Son noktaya gelmişsen başlayabiliyorsun. Burayı da anladın mı? Yani bu da çok enteresan. Kaidesinin zımnındaki sırrı aciptir. Acip sır. Şöyle ki, nuru nazarla, yani bir defa insanda akıl ve akılla bakışın ışığı var. İleli mürettibe-i müteselsilenin meyanında olan, bak, yani birbirine terettüp eden zincirleme sebepler arasında olan, anlatabildim mi? Terettübü keşfederek. Ne demek terettüp? Şöyle yaparsam şöyle olur. Onu da böyle korsam böyle olur. Önce bunu keşfetmek lazım. Öyle değil mi? Adamlar Google'ı keşfetmişler. Ama paraları yok. Son sebebi de o zengin yapmış. Anlatabildim mi? Kemalat-ı insaniyenin tohumu hükmünde olan. Yani insanın kemalatının tohumu olan mürekkebatı. Ne demek mürekkebat? Belli kaziyeleri, tek şeyleri tecrübe ediyor, belli bir neticeye ulaşıyor, sonra senteze gidiyor. Mürekkebat dediği sentezleri, insanın yaptığı sentezleri, besaite tahlil, o sentezleri önce basitlerine ait, yani basitlerden kasıt ne demek? Sentez olmayan, mürekkep olmayan, onlara tahlil ve icra etmekle hasıl olan kabiliyet-i ilim. İlim nedir? Sentez yapabilmek. Sentez yapabilmek için de o teker teker o mürekkep sentez yaptığımız maddeyi meydana getiren her şeyi ortaya koymak. Atom bombası yapabilmek için önce hücreyi tanımak. İçinde elektron var, nötron var, bilmem ne var diye. Anladın değil mi? Yoksa yapamazsın. Ayrıca o aralarında güçlü dönüş var. Ve terkip dedikleri, sentez dedikleri kavani-i cariyeyi istimal edin. Yani mevcut kainatta var olan kanunları kullanıp sanatıyla tabiatı muhakat olan. Bak insanlar sanatlarıyla şu kainat tabiatta Cenab-ı Hakk'ın ilahi kanunlarının uygulandığı tabiattaki kanunlara benzerlik yapmalı. Muhakat benzemek demek, taklit etmek. Bakın uçaklar tamamen uçan kuşları taklit etmişler. Anladın değil mi? Kabiliyeti sanattan, anladın değil mi? Sanat kabiliyetinden nazarının kusurunu
yani akli muhakeme ve bakışının eksikliklerini ve evhamın müzahameti. Şimdi insan bunu yapıyor. Yani ne yapıyor? Sentezleri teker teker ana maddelerine ayırıyor. Ama kusura bakma, akıl her zaman doğru gidemiyor. Anladın değil mi? Yani iki vehimler maalesef birbirine gibi, böyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Yani bizim Kemal Sunal'ın canlı TV yapan o filmindeki misal gibi. A yaptım ama patlıyor, yüzünü ağzını da perişan ediyor. Akgündüz seyretti onu. Yani ne demek bu? Tamam, yani bir defa insandaki sanat kabiliyetini ne geliştiriyor? Önce sentezleri açıyor. İçindeki maddeleri görüyor. Yani tek olan şeyleri, birebir o onu meydana, mürekkebi meydana getiren müfretleri çıkarıyor. Ama işte bunları yaparken akıl bazen eksik kalıyor. Neticeye ulaşamıyor. Yani onun için bir peygamberin işaretine ihtiyaç var. Tıpkı öyle değil mi? Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın saati yapması gibi. Yani veya vehimler mücadele ediyor, karar veremiyor. Ve sevki insaniyetin ademi kifayeti cihetiyle. İnsandaki o iç duyular, iç duygular yeterli olmuyor işi yapmaya. O zaman bir mürşid-i nebiye, peygamberin yol göstermesine, bir yol gösterici peygambere ihtiyaç gösteriyor. Onun için bütün peygamberlerin mucizeleri, bütün keşiflerin ve teknolojik gelişmelerin örnekleridir. Değil mi? Ta alemdeki nizam-ı ekmelin muvazenesi muhafaza olunsun. Peygamber gelip göstermeli ki alemdeki akıl yetmiyor bunlara. Onu temin edebilsin. İşte insandaki bu durum ne yapıyor? Diğer varlıklardan ayırıyor. Bir defa diğer varlıklarda da bu sanat kabiliyeti yok. Nazarı yok. Hani nuru nazar da yok. Ama insandaki de yeterli değil. Vehimler, acaba böyle mi yapsam, öyle mi yapsam? İkincisi, insanı diğer hayvanlardan ayıran ikinci önemli sebep. Yani aslında bu aynı zamanda nübüvvetin de gerekçesi. Gayri mütenahi olan beşerin istidadı. İnsanoğlunun kabiliyetleri sınırsız. Bunu 40. hocam çok güzel izah ederdi. Derdi ki Ahmet Efendi, bir adam 500 sene yaşasa, 5 sene kimya fakültesi, 5 sene biyolojiye, 5 sene matematiğe, hepsinden mezun olabilir dedi. Doğru söylüyor. Kabiliyeti nihayetsiz. Ama belli noktada sınırlı tabii. Ayrıca mahsur olan amal, yani kabiliyet nihayetsiz ama emel ve arzular sınırlı. Mahsur demek, biliyorsun, bir ıstılahtır bu. Yüzü geçince gayri mahsur fıkıhta. Yüzden aşağısı mahsur diyorlar ama burada öyle değil tabii. Burada sınırlı demek. He? Evet, kavmi mahsuru anlatıyorum ben ama burada öyle değil. Yani özür dilerim, gayri mahsur olan amal. Yani sınırı olmayan emel ve arzular ve miyulatı, insanda meyiller var. Biliyorsun işte o, yani tekrar ediyorum, Google'u yapan o çocukların meyli, genç çocuklar. Ve gayri mazbut olan tasavvura. Tasavvur ne demekti? Sadece bir şeyi zihinde tasavvur etme, tasarlamaydı. Biliyorsun ilmin birinci çeşidi. Tasavvur, iki şeyi tasavvur edersen tasdik olur. Mantığı hatırla. Ama kurallı değil. Ve efkarı ve fikirleri gayri mahdut olan, sınırsız olan kuvve-i şehviye ve gazabiyedir. Bu da engel oluyor. Arzu ettikleri şeylere kuvve-i şehviyesi sınırsız. Öyle değil mi? Aynı zamanda kuvve-i gazabiyesi de sınırsız. Öyle değil mi? Yani ifratı var, tefriti var ve vasatı var. Bütün bunlara bir sınır koymak gerekir. Bu sınırı peygamber kor. Başka türlü çaresi yok. Bediüzzaman Hazretleri ihtine sıratel müstakimde işaret-i yücazda bunu çok güzel anlatıyor. Ayrıntıya girmeyelim. Üç kuvveti ancak diyor şey yapacak nedir? Peygamber. Başka türlü şey. Onun için bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Neydi kuvve-i şehviyenin ifrat hali? Fücur. Öyle değil mi? Ama bir de tefrit hali vardı. Hı? Yok. Tefrit hali.
hadımlık. Hani hiçbir şey. Hiçbir şey arzun yok. Anlatabildim mi? Bir de normal nedir? Meşhur olarak. İffet. İffet. Ama kuvve-i gadabiyede de öyle. Mesela tehevvür. Nedir? İfrat noktasıdır. Bir de şey var kuvve-i gadabiyede. Hiç korkma. Her şeyden korkma. Öyle değil mi? Yani iyice ahmaklık. Ama bir de ne var? Şecaat var. Yani kuvve-i akliyenin de böyle. Üç hali var. Bunu düzeltmek için, orta yol için bir şeriata ihtiyaç var. İşaret, bir adama milyonlarca sene ömürle, bak, bütün lezaizi dünyeviye, bütün dünya lezzetleri ve her cihetten tasallutu tam verildiği halde, anladın değil mi? Bir adama farz edelim, bütün dünya nimetleri, yani milyonlarca sene ömür, bütün her şeye tasallut imkanı veriliyor. Yani ayya, deveye, bilmem neye, istidadındaki layetenahiliğin hükmünce, yani insanın kabiliyetindeki sınırsızlığın hükmüne göre bir ah leyteyi çekecektir. Keşke ben daimi olsaydım. Yani hani diyor ya hayalime sordum. Evet. Yani milyonlarca sene onu tatmin etmiyor. Güya yukarıya açıklıyor ha. İnsanın miyulatının ve sınırsız olan kabiliyetlerini anlatıyor. Güya o Adem-i Rıza ile milyonlarca sene her şeye hakim olmak şartıyla olan ama neticesi ebed olmayan, Adem olan bir varlığa yani rıza göstermemekle remz ve işaret ediyor ki. Yani ister iman edenlerin işareti, iman etmeyenler de remz ediyor. Tanrım beni tekrar yarat diyor. Remz ediyor. İnsan ebede namzettir. Ebedi hayata adaydır. Ve saadet ebediye için halk olunmuştur. Başka türlü mümkün değil. Ta gayri mütenahi bir zamanda, sınırsız bir zamanda, ebedül abidin. Hadis-i şerifi okudum ya, gayri mahdus, sınırsız ve geniş bir alemde, yani ahirette, gayri mahsur olan, sınırsız olan istidadatını bil fiile çıkarabilsin. Yoksa bu dünya ona yetmez. Tembih. Gelelim ikinci bir mesele. Allah Allah. Üçüncüye gelemeyeceğiz herhalde. Ne diyorsun? Evet, gelemeyiz. Üçüncüye gelemeyeceğiz. O bayağı ileride. Bayağı ileride. Burada kalalım mı? Burada kalalım. Hadi bakalım. Yani yukarıyı devam ettirelim. Çünkü özetini yaptı. Şimdi onları açıyor. Önce gayri mütenahi olan beşerin istidadına girdi. Öyle değil mi? Allah Allah. Abesiyet olmadığını anlattı. Vesaire vesaire. Güzel. El-Fatiha diyelim.